Sünnetten sonra kanama ile ilgili aileleri en çok korkutan sünnet sonrası problemlerden bir tanesi kanamadır. Aileler en çok kan görünce korkarlar. Anneler böyle kanı görünce hemen böyle panikleyebiliyorlar. Sünnetten sonra kanama çok gördüğümüz bir şey değil aslında. Sızma şeklinde kanamalar sünnetten sonra olabilmektedir. Bunlar kendiliğinden istirahatle ya da basit tampon uygulamalarıyla baskıyla durabilen kanamalardır. Ama onun dışında çok az bir grup çocukta %1 ila %0.5 ya da 200 çocukta birin gördüğümüz ciddi kanamalar olabilmektedir. Bu çocuklarda yapmanız gereken şey öncelikle sakin olmak, tampon yapmak, yani kanayan bölgeye gazlı bezle, belki yapışmasın yaraya diye gazlı bezin üzerine biraz krem sürüp bastırmak, basılı tutmak 5-10 dakika ya da dar bir külot giydirmek üstüne, gazlı bezin üstüne sıkıştıracaktır çocuğun pipisini ve kanamanın durmasını sağlayacaktır. Küçük bebeklerde de bezi sıkı sarmak mantıklı olabilir. Bir müddet bekleyin. Eğer durma olmazsa tekrar kontrol ettikten sonra doktorunuzla ya da bizimle iletişime geçip kanamayı durdurma işlemi öyle çok uzun zaman alan bir işlem değildir. Endişe etmeyin. Gelirken çocuğunuzda kan kaybından bir şey olmaz. Dediğim tampon, basit tamponlu tamponla kanamayı baskılayıcı önlemleri aldıktan sonra bize gelebilirsiniz. Paniklemeyin, rahat olun. Ama burada şunu söylemekte de fayda var. Gelmeden önce, yani sünnet öncesinde eğer çocuğunuzun kanamayla ilgili bir problemi varsa ya da kanama pıhtılaşma ile ilgili bir hastalığı varsa, ailede kanamayla ilgili bir hastalık öyküsü varsa muhakkak bunu hekiminizle paylaşın ya da bizimle paylaşın. Buna uygun muhakkak önlem alınacaktır sünnet yapmadan önce. O yüzden bu tür hastalarda kanamaları durdurmak ciddi problem olabilir. O yüzden muhakkak hekiminize sünnet öncesinde kanamayla ilgili çocuğunuzun bir problemi varsa muhakkak bilgi verin.